tarafından veya devleti idari edenler tarafından destekliyorsa burada sorun var. Ama ya Allah'ın vasıflarına sahip bir lider sözüne Recep Tayyip Erdoğan'dan "otur yerine edepsiz" diye bir çıkış duydun mu? Bu bir ya şey... da Diyanet İşleri veya Diyanet İşleri Başkanı'ndan "otur yerine edepsiz, seni ihraç ediyoruz" diye bir söz duydun mu? Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı katolik... Bakara makara diyene "otur yerine edepsiz" hayır, diyene duydun mu? Diyanet İşleri Başkanlığı... Ya bakara makara dedi adam, kilisesi balkona mi çıktı, ellerini kaldırdılar yanında ya. Hayır, siz... Bakara makara diye dalga geçti adam. Sen gidiyorsun Fransa'daki dalga geçen karikatüristle uğraşıyorsun. Başka mahalleye gelince katliama bile onay verecek. Sempati besliyorsun. Kendi mahalleden olunca bakara makara diyen bile balkonlara çıkmadı bu memlekette. Ne güzel yazdın ya. Hayır ya, yaz ikbala bir şey demiyor diyorsun. Ben beklerim ki Diyanet İşleri Başkanı'ndan, Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakanı'ndan bunları söyleyenlere "otur yerine edepsiz" diye bir çift laf. Ben bir şey duymadım size. Benim yaşım orta yaşlardayım diyelim. Hiçbir Diyanet İşleri Başkanı sizin kullandığınız o kelimeyi kullanmaz. Çünkü ben Ali Bardakoğlu olsun, şu andaki Sayın Mehmet Görmez olsun, Mehmet Nuri Yılmaz olsun, hiçbir tanesinden genelde böyle kontrol dışı cümle kullandığını görmedim. Onlar kontrol ederler. Çünkü bir şeyi temsil ettiklerini düşünürler. Aslında devletin ki... Uslup meselesi değil. Kontrol çok önemli. Konuşmuyorum. Usluk mu? Usluk çok önemli. Hayır. Yani. Ne dediğinin gayet farkındayım. Diyecekleri kelime bellidir. Cumhurbaşkanı bunu çok kullanıyor. Ananı da al git diyor. Ona da "otur yerine edepsiz" diyecek. Neyse ya, ben bu tartışmaya girmiyorum. Bence siz devam edin. Yine garibana kızmayı biliyorsun. Kendi milletvekili sana Allah'ın vasıflarına haiz lider dedi. Hiçbir cemaatten bir protesto görmedim. Liderin kendisi "otur yerine" demedi. Ama gariban fukara yani.